Evet, selamlar herkese. Bugün konumuz İngiltere'de ulaşım. Ulaşım demişken, İngiltere'de herkesin bir yerden bir yere giderken bisikletle gittiğini görebilirsiniz. Burada postacılar bile, şu tarafa ablacığımızı çekerseniz, posta bisikleti var şu anda. Postacılar bile, o mesela bak postacı geliyor, selam veriyor. Ama tabii hani postacı demişken, yani çok havalı bir postacı. Ama buradaki postacılar bile cool oluyor ya. Tamam, şaka. İngiltere'de herkes, görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok, scooter'la geziyorlar, bisikletle geziyorlar, bir yerden bir yere giderken. Hatta öyle bir ulaşım aracı var ki, scooter'ların bir üst versiyonu. Ben bunu gördüğümde bayağı şok olmuştum. Tekerleği düşünün, tekerleğin üzerinde demir de yok yani. Normal tekerlekte cambaz gibi böyle brrrt gidiyorsunuz. Hiç başka bir şey yok. Tekerlek ve siz ayaklarınız üzerinde duruyorsunuz. Tabii ki burada hani bu ulaşım aracını kullanan çok fazla sayıda insan olduğunu da söyleyemem yani. O kadar da abartmaya gerek yok. Bir yerden bir yere gitmek istediklerinde insanlar Londra içerisinde aslında helikopter kullanıyorlar. Bugün yani gerçekten ulaşım araçları dedik. 5 dakika içerisinde kaçıncı ulaşım aracı geçiyor arkadaşlar? Daha ne anlatayım? Araba geçti. Tren geçmedi. Bir tane treni geçirebilir misin? Şöyle geçtiğini hayal edelim. Şimdi... Tamam. Bugün böyle ulaşım araçlarından, işte Londra'da bir yerden bir yere giderken ne yapacağınızdan bahsettik. Londra'da aslında sizler bir mesafeden diğer bir mesafeye gitmek istediğinizde maksimum 50 dakika bir yerden bir yere gidiş oluyor. Yani Londra zonlara ayrılıyor. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. olarak gidiyor. Ama 7. zondan 1. zona gelmek için bile maksimum 50 dakikada bir yerden bir yere gidebiliyorsunuz. Metro ağı çok gelişmiş durumda. Tabii ki bu noktada şey çok önemli. Metroya bindiniz, telefonunuz çekecek mi, çekmeyecek mi? Çekmeyecekse 50 dakika ne yapacağız? Çekiyor, merak etmeyin. Metronun altında bile internet bulunuyor. O yüzden eğer siz de güzel bir internet ağına sahipseniz telefonunuz dahi çekiyor oluyor. Hatta bir de underground olduğu gibi overground da var. Yani aslında üstten trenle de gidebiliyorsunuz. Durum bu şekilde aslında. Şu bile çok ilginizi çekecek. Birçok insanın işine giderken bisikletle gittiğini görebiliyorsunuz ve çok ilginizi çekiyor. Çünkü Türkiye'de yeni yeni biliyorum, İstanbul'da hani motor taşımacılığı bayağı popülerleşti. Burada da işte bisiklet, scooter'la bir yerden bir yere gidebiliyorsunuz ya da taksi çağırarak, biliyorsunuz, ulaşımın dert olmadığı nadir ülkelerden. Biliyorum hepiniz, hani birçoğunuz İstanbul'da yaşıyorsunuz aslında. Bir noktadan başka bir noktaya gitmek için her gün 2 saatinizi, 2,5 saatinizi belki de hiç etmek durumunda kalıyorsunuz. Minimum yarım saatlik mesafeyse evinizle işiniz arası, ah çok şükür diyorsunuz. Londra'da bir yerden bir yere gitmek için bile maksimum 30 dakika hareket ediyorsunuz ki ben merkezdeyim mesela. Hiç otobüse de binmiyorum. Metro da kullanmıyorum. Bisiklet de kullanmıyorum. Ben yürüyorum. O yüzden bugün de yürüyerek evime doğru ilerleyeceğim. Peki, ben yürürken sizler ne yapacaksınız? Ne yapmanızı istiyorum? Her gün biz yeni video çekiyoruz. Bu yeni çektiğimiz videoların konusunu sizin aşağıya yaptığınız yorumlar belirliyor. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Aşağıya yaptığınız yorumlar bizim bir sonraki videonun konusunu belirleyeceği için yaptığınız yorumlara dikkat etmeniz gerekiyor. Aşağıya ışınlanma butonu koyduk. Siz de yurt dışına ışınlanmak istiyorsanız sadece butona tıklamanız yeterli olacaktır.